Merhabalar. Bugünkü videomda Kur'an'da sorgulamanın farz bir ibadet olduğundan bahsedeceğim. Normalde işte birisi dindarsa, Allah'a inanıyorsa, herhangi bir dine mensupsa onun işte sorgulamadığı vesaire bu tarz iddialar oluyor genelde ateist ve deistlerde. Tabii bir kısmında veyahut da birçoğunda olmuyor olabilir ama bizim için Kur'an'ın emri nasıl olduğu önemli. Biz Kur'an'a bakalım gerçekten Allah sorgulamayı, düşünmeyi engellemeye mi çalışıyor yoksa teşvik mi ediyor? Ayetlerle başlayalım. Kur'an'da bir kere 700'e yakın ayette düşünme, akletme, sorgulama ile ilgili Allah'ın emirleri var. Birkaç tane örnek vereyim. Mesela Sad suresi 29'da bu Kur'an ayetlerini iyiye düşünsünler ve temiz akı sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Zümer 9'da de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz temiz akı sahipleri öğüt alıp düşünürler. Ali İmran 190'da şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten deliller vardır diyor Allah ayetlerinde. Bunun gibi yüzlerce ayette hep düşünme, akletme, evren üzerinde, kendi nefsimiz üzerinde, her şey üzerinde düşünmeye Allah bizi teşvik ediyor. Aynı zamanda Kur'an açık görüşlü olmayı bakın emrediyor Allah ayetinde. Zümer suresi 18'de ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar temiz akıl sahipleridir. Hem Kur'an'a işaret etmekle bu ayet hem de aynı zamanda insanların herhangi bir konu hakkında birilerinin söylediği bir şeylerle ilgili sözü dinlediklerini ve en güzelini kabul ettiklerini Allah bize bildirmiş. Bu bir emir yani Kur'an'ın emri. Yoksa burada aynı zamanda tek bir kişinin söylediği her şeyi kabul etme de aslında eleştirilmiş oluyor bir nevi. Çünkü işte bir kişi her konuda ne söylüyorsa bazı kişiler onun her dediği doğrudur mantığında yaklaşıyor. Allah öyle yapmayın diyor. Kur'an'a uymanın haricinde sözü işitirler. Falanca kişinin söylediği daha doğruysa, Kur'an'a uygunsa onu kabul ederler. Başka bir konuda başka bir kişinin dediğini doğruysa eğer onu kabul ederler. Bunu Allah bize Kur'an'da işaret ediyor, emrediyor. Yine Kur'an'ı dahi Allah bizim sorgulamamızı söylüyor. Bakın Kur'an'ı dahi. Yani öyle düşünmeden, akletmeden Kur'an'a iman edin. En iyi iman öyledir demiyor Allah. Ne diyor ayetinde? Nisa suresi 82. ayette. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı kuşkusuz içinde birçok ayrılıklar bulacaklardı. Şimdi Allah Kur'an'ı da test etmemize, eğer ayrılık olsaydı Kur'an'ın Allah katından olmadığını göreceğimizi bize bildiriyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde Kur'an'da düşünmeme, sorgulamama biz görmüyoruz. Mesela ateistlerin özellikle üzerinde durduğu en önemli üç konu var şu anda. İşte ölülerin nasıl diriltildiği, dökülen, yeryüzünde dökülen kan ve aynı zamanda Allah'ı görmek istediklerini biz görüyoruz. Yani Allah'ı neden görmüyoruz gibi bir iddiayla çıkıyorlar karşımıza. Ama bu aslında ateistlerin söylediği bu şeyler daha önce peygamberler ve melekler tarafından aslında Allah'a sorulmuş konular. Çok ilginç. Allah bu üç konuyu bize Kur'an'da dikkat çekiyor. Bakara suresi 260. ayette Hazreti İbrahim'in ölülerin nasıl diriltildiğini görmek istediği geçiyor. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse dört kuş tut onları kendine alıştır sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır sana koşarak gelirler bil ki şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır hüküm ve hikmet sahibidir. Bakın Allah ayette İbrahim'in ölülerin nasıl diriltileceğine dair kalbinin tatmin olmasını istediği ve ona dair bir delil istediğini bildirmiş. Demek ki bu tarz bir konuda Müslümanlar düşünebilir insanlar genel olarak ve kalplerinin tatmin olacağı şekilde deliller araştırabilir. Allah buna izin veriyor. Hz. Musa Allah'ı görmek istiyor Araf 143'te. Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana göster seni göreyim dedi. Allah beni asla göremezsin ama şu dağa bak eğer o yerinde karar kılabilirse sen de beni göreceksin. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa bayılarak yere düştü. Kendine geldiğinde sen ne yücesin Rabbim sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Burada da Hz. Musa'nın Allah'ı görmek istediği geçiyor. Yine birçok insan biz Allah'ı niye göremiyoruz diyor. Allah beni göremezsiniz ama diyor Kur'an'ın başka ayetlerinde yeryüzünde gezip dolaşın delillerimi inceleyin. Orada kalbinizin tatmin olacağı deliller vardır diyor. Demek ki bu konuda aslında herhangi bir insanın
sorabileceği ve sorgulayabileceği bir konu. Meleklerin yeryüzündeki zulümle ilgili Allah'a sordukları bir soru var. Bakara suresi 30. ayette, hani Rabbim meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Onlar da biz seni şükrünle yüceltir ve sürekli takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin dediler. Allah şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi. Şimdi burada da melekler yeryüzünde dökülecek kanı Allah'a soruyorlar. Yani böyle bir varlık mı yaratacaksın diye. Allah da sizin bilmediğinizi ben bilirim diyor. Yani bunu da aslında bir Amerikalı profesör, ateist bir profesör Kur'an ayetini okuduktan sonra şöyle bir yorumu var. Diyor ki bu soru aslında ateist olarak benim sorumdu ama melekler benden daha önce sormuşlar diye şaşırıyor. Gerçekten de demek ki Allah Kur'an'da bu tarz konuları bizim sorgulamamızın önünü açıyor. Sorgulayıp akledip doğruyu bulmamız yönünde inşallah. Şimdi Kur'an dediğimiz gibi bu tarz soruların sormasına izin veriyor. Ama gereksiz bulduğu, Allah'ın eleştirdiği de bir soru şekli var. İbadetlerin detayının sorulmasına Allah Kur'an'da eleştirilmiş. Hazreti Musa'nın sığır kıssasında Bakara suresi 67-68'de. Hani Musa kavmine Allah muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Rabbine adımıza yalvar da bize niteliklerini açıklasın dediler. Musa Rabbine yalvardıktan sonra şüphesiz Allah diyor ki o ne pek geçkin ne de pek genç, ikisi arası dinçliktedir. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin dedi. Şimdi bir sığır kesin diyor Allah. Onların içindeki o sığır tutkusunu kırmak için çünkü ineğe tapıyorlar. Onu kırmak için bir hayvan kesin diyor. Fakat o kişiler işte nasıl bir yaşlı mı genç mi nasıl bize daha detay verdiği detay istiyorlar. Çünkü amaç samimi olarak o ibadeti yerine getirememekte. Bakara suresi 69-70'te bu sefer dediler ki Rabbine adımıza yalvar da bize rengini bildirsin. Rabbim diyor ki o bakanlar için ferahlatan sarı bir inektir dedi. Bu sefer rengini soruyorlar. Onlar yine Rabbine adımıza yalvar da bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sırlar birbirine benzer. İnşallah Allah dilerse doğru yolu buluruz dediler. Yine halen daha detaylarda boğulmaya çalışıyorlar. Bunun üzerine Musa Rabbim diyor ki o yeri sürmek için ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, salma ve alacası olmayan bir inektir dedi. Onlar da o zaman şimdi gerçeği getirdin dediler. Böylece ineği kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. Yani o ibadetin detayını sorarak aslında işinden çıkılmaz bir hale getirmeye çalışıyorlar. Amaç da burada samimi bir tavır değil. Burada da biz ayette onu görüyoruz. Yine başka bir ayette Allah, Kur'an'daki her şeyin net olduğu ve yeterli olduğu ve Kur'an'dan sorulacağımızı Allah bildirmesine rağmen İnsanların daha detaylı sorular sormasına yönelik peygamber döneminde şöyle bir ayet iniyor. Maide suresi 101. ayet. Ey iman edenler size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın. Kur'an indirildiği zaman sorarsanız size açıklanır. Allah onu affetti. Allah bağışlayandır, yumuşak olandır kullara karşı. Şimdi bazı ateistler bu ayetin işte Kur'an sorgulamayı engelliyor. Sormayın diyor gibi bir yorumda bulunup sorgulamanın engellendiğini iddia ediyorlar Kur'an'da. Halbuki bu ayette sorgulama değil, Allah'ın bizde sorumlu kıldığı şeylerin detayların sorulmasını Allah istemiyor. Eğer çünkü sorulursa ve Allah bununla ilgili bir hüküm indirirse insanlar ondan sorumlu olacaklar bu sefer. Yoksa hayata dair şeylerin sorgulanması ile ilgili, evrene dair herhangi bir soru sorulması ile ilgili bir ayet değil bu. Yine Allah çok önemli bir detay veriyor. İsra suresi 36. ayette. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Bakın hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme diyor Allah. Sor, sorgula, araştır. Çünkü eğer bunu yapmazsan ve yanlış yaparsan insanlara uyup çoğu insan böyle yapıyor diyerek yaparsan bundan sorumlu tutulacaksın diyor Allah yine ayetinde. Yine Bakara suresi 170. ayette de Allah insanların genel yapısını eleştiriyor. Yani çünkü herkes geleneklerini devam ettirmeye çalışıyor birçok insan. Hangi toplumdaysa o dini yaşamaya çalışıyor. Hangi kültürdeyse o gelenekleri sürdürmeye çalışıyor. Kur'an'a uygun mu değil mi, akla uygun değil mi bunu düşünmüyor. Allah da bunu eleştiriyor. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse onlar hayır biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu bulamamış idiyseler? Bakın bu da çok önemli bir sorgulama konusu.
Çünkü biz hangi toplumda bulunuyorsak o toplumun bize öğrettiği dini, gelenekleri, din diye sunduğu gelenekleri aynı zamanda eleştirip sorgulayabilmemiz gerekiyor. Hangi toplum olursa olsun, Müslüman toplumlar da dahil. Bunu eleştirdikten sonra eğer bir Müslüman toplumda doğduysak, bu eleştiriyi yaptıktan sonra gerçek bir Müslüman olabiliriz. Diğer toplumlarda doğduysak yine aynı şekilde bu eleştiriyi yaptıktan sonra ancak İslam'ın hak olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla Allah bize bunun sırrını veriyor. Yani ateistlerin iddia ettiği gibi Kur'an'da, İslam'da sorgulama yasak değil, haram değil. Tam tersi ateizm de aslında sorgulamak yasaktır. Siz canlıların tesadüflerle oluştuğunu, kendi kendine kör tesadüflerin eseri olduğunu, ilk hücrenin açıklanamasa da bir şekilde olması gerektiğini sorgulamıyorsanız, canlıların nasıl çeşitlendiğini, DNA'sının nasıl oluştuğunu, bu sanatın nereden geldiğini, evrendeki asıl sayıların, bunların hepsinin sorgulanması ateizmde yasaktır. Tek bir şey söylenir. Bunlar kendi kendine oldu denir. Bu kadar. Bunun haricinde herhangi bir sorgulamaya izin verilmez. Ateizm dininde. Dindir çünkü ateizm. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim inşallah. Batıl bir dindir ama. Hak bir din olsa herhangi bir sorun yok. Ama batıl bir din olduğu için gerçekten her şeyin sorgulanması yasaklanmıştır ateizmde. Kur'an'da ise bütün sorgulamaların önü açılmıştır. İnşallah bu videoda da bunu gördük.